Merhaba bilgi sebebi takipçileri Polo, Polo Smart'ın Smart Look isimli akıllı saatini sizlere kısaca anlatmaya çalışacağım. Sevgili arkadaşlar bu saat biliyorsunuz binlerde satılmakta. Yani ürünün özelliklerini belirten kısımları Gözden geçirelim. Gelen arama ve mesaj bildirimleri yani cihazınızda hem cep telefonunuza gelen bildirimleri hem de mesajları gösterebilmekte arkadaşlar. Adım sayarı var. Adım sayarla birlikte kalori ölçeri var. Yani kat ettiğiniz mesafeye göre ya da yaptığınız adım sayısına göre kalorinizi hesaplıyor sevgili arkadaşlar. Tabi bunları bazı kriterlere bağlı olarak gerçekleştiriyor. Ben daha önce saati biraz inceledim. Şarjını doldurdum. Saati şimdi tanıtmaya çalışacağım. Akıllı alarm özelliğini denedim. Akıllı alarm özelliğiyle ilgili belki beceremedim ama sadece şu özellikle ilgili aksiyon göremedim sevgili arkadaşlar. Uyku takip özelliğini ya veri göndermiyor ya da bu özellik çakma bir özellik. Yani böyle bir özelliği yok sevgili arkadaşlar. Çünkü buraya böyle bir done göndermiyor. Genel olarak teknik özellikleri de işte 1.3 inç TFT ekran, 150 mAh pili var. 2 saatte şarj ediliyor. Bekleme süresi de 15-20 gün civarında. Yani hiç kullanılmazsa 15-20 gün civarında bekliyor sevgili arkadaşlar. Bu kullanmadan bekleme süresi. Çalışma süresi yani kolunuzla bağlı aktif kullanırkenki süre ise 5 ila 7 gün arasında değil değiştiğini belirtiyor. Tabii ki bu ekranın hangi sürelerle açılıp kapandığıyla alakalı olarak değişecektir. Bluetooth 4.2 var. Paket içerisinden de sadece kol saati ve kullanma kılavuzu çıkıyor. Paketi direkt açalım. Söylediğim gibi ben paketi daha önce açmıştım. İçeriğinde sadece kol saati ve kullanma kılavuzu bulunmak. Öncelikle saatin üzerindeki koruma bandını çıkartıyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi saatimiz şu anda şarjını doldurdum. Tam dolu. Şu sol üst kısımda. Ekran dokunmatik. Fakat şöyle dokunmatik sevgili arkadaşlar. Sadece şu alt kısımdaki Polo Smart'ın logosuna tıkladığınız yer dokunmatik. Başka yerlerde dokunma atif değil. Öncelikle saatle ilgili çok sorulan sorulardan bahsedeyim. Soruların cevabını vermeye çalışalım sevgili arkadaşlar. Ve saate herhangi bir tema yüklenmiyor sevgili arkadaşlar. Şarj süresi aşağı yukarı 1,5 saatte 2 saat arasında. Yani paket üzerinde belirttikleri gibi 2 saatlik şarj süresi doğru sevgili arkadaşlar. 1-2 saatte tam şarjlı kapasiteye ulaşıyor. Dahili mikrofonu yok. Dahili hoparlörü de yok. Olmadığı için bu saat üzerinden herhangi bir şekilde karşı tarafla görüşme yapamazsınız ya da karşı taraftan gelen sesi duyamazsınız. Fit Pro ile ilgili bağlantı hatası alanlar olmuş sevgili arkadaşlar. Bu Fit Pro ile ilgili bağlantı hatası almanın bir sebebi şu. Farklı sebepleri de olabilir elbette ama bunu gidermenin kolay bir yolu var. Bu cihazı %100 dolu hale getirmeniz gerekiyor yani şarjını. Şarjı dolu olduğu zaman FitPro'dan kop yaşamıyor. Yani ben birkaç defa denedim. Pro ile ilgili bunun uygulama cep telefonunu kurulan uygulaması arasındaki kopukluk aslında şarj ile alakalı sevgili arkadaşlar. Şarjı az olduğu zaman FitPro'dan sık sık kopuyor. Bağlantı uzaklığı ile ilgili sorular var. Yani bu cihazla cep telefonumuz arasında ne kadar uzaklık olursa, uzaklık mesafesi ne kadar artarsa bağlantı kopuyor şeklinde sorular var. Şöyle söyleyeyim sevgili arkadaşlar, bir Bluetooth'un biliyorsunuz ortalama olarak açık alanda yani herhangi bir duvar, kapı ya da farklı bir nesne, bir ev eşyası olmaksızın açık alandaki bağlantı uzaklığı takriben 10-12 metre civarında. Bu 10-12 metre uzaklığı geçtiğinizde bağlantı kopacaktır. Fakat tekrar Cihazla telefon birbirine yaklaştığında bu bağlantı tekrar aktif olacaktır. Daha sonra dahili kamerayı soranlar olmuş sevgili arkadaşlar. Bu cihaza dahili kamera yok. Fotoğraf çekme özelliği var fakat şöyle fotoğraf çekiyor. Fotoğrafı çekerken burada öyle bir özellik var. Bakın fotoğraf çekme özelliği aslında buradaki tuşa uzun süreli bastığınızda cep telefonunuzdaki kameradan fotoğraf çekiyor. Onu da şu şekilde yapıyor. Yine Fit içerisindeki kamera uygulamasını açıyorsunuz. Telefonunuzu bir yere sabitliyorsunuz ve daha sonra buradaki uygulamadan, saatin üzerindeki uygulamadan gerek, e, gerekli Menüye gelip yani şuraya, şuraya gelip buradan basılı tuttuğunuzda cep telefonunuzdan fotoğrafı çekiyor sevgili arkadaşlar. Yani dahili kamerası yok uzaktan çekim yapıyor sadece. Kare kod olmadan Fit Pro nasıl yüklenir sevgili arkadaşlar Fit Pro'yu yüklemek için Android Market ya da Apple Store'dan App Store'dan giriş yapıp buralardan Fit Pro ismiyle arattırmanız gerekiyor. Bu şekilde cep telefonunuza kurulum gerçekleştirebilirsiniz. Sol sallanınca ekraf, ekran aktif oluyor mu demişsiniz? Sol sallanınca oluyor mu? Fit Pro'nun içerisindeki uygulamadan yani cep telefonunuzda bulunan FitPro uygulamasından ayarını yapıyorsunuz. Bakın şu anda aktif değil gördüğünüz gibi. Herhangi bir şekilde sallandığı zaman saat devreye girmiyor. Cep telefonunuzdaki FitPro programından tabi cihazınızı önce eşleştirmeniz gerekiyor. Bunları anlatacağım eşleştirdikten sonra oradaki bir ayardan gerçekleştirebiliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Yani kolunuzu salladığınız zaman çalışıyor sevgili arkadaşlar. Yani orada bir sıkıntı yok. Su geçirmiyor diye bir özellik yok sevgili arkadaşlar. Bu saat muhtemelen su geçiriyor. Çünkü e, su geçirmediğine dair bir bilgi yok. Ne kullanma kılavuzunda ne de kutu üzerinde. Yani bu cihaz su geçirir muhtemelen arkadaşlar. Deneyen olursa lütfen açıklamalar bölümüne yazsın. Su geçirdi ve bozuldu şeklinde olacaktır muhtemelen bu yorum. Cihazda sadece titreşim var sevgili arkadaşlar. Uyarı olarak titreşim özelliği bulunmakta. Bunun dışında sesli uyarı örü sistemi yok. Aramaları gösteriyor. Fakat aramaları yapmıyor sevgili arkadaşlar. Yani saat üzerinden herhangi şekilde arama yapamıyorsunuz. Fakat cep telefonunuzdan vereceğiniz yetkilerde eğer aramaları kabul ederseniz telefonunuza arama geldiği zaman bu cihaz hem ekranda görsel olarak arama olduğunu gösteriyor hem de titreşim olarak sizi uyarıyor. Mesajları da gösteriyor sevgili arkadaşlar. Örneğin SMS'leri, işte WhatsApp mesajlarını çok küçük karakterlerle ekranda bir iki satır gösteriyor sevgili arkadaşlar. E bu cihaza sim kart takılıyor mu diye soran olmuş. Sim kart ya da dahili GPS bulunmaktadır. Tek başına telefon olarak kullanamazsınız. Şarj cihazı çıkmıyor içerisinde. Şu şekilde bir şarj cihazı kullanabilirsiniz. Saate herhangi bir uygulama kurulmuyor. Sadece saate FitPro üzerinden güncelleme yapabiliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Eğer kendi yazılımını güncellemesi gelirse yani saatin kullandığı yazılım güncellemesi gelirse. Onu FitPro üzerinden saatinize gönderebiliyorsunuz. Bunun haricinde bir güncellemesi yok. Onu da zaten FitPro'nun içerisinde göreceksiniz. Yani uygulamayı kurduğunuzda orada var. Kullanıcı kılavuzunda şöyle bir ibare var. E şunu söylüyor. 5 volt 1 amperlik bir şarj cihazıyla şarj edebilirsiniz diyor. Saat ayarı burada saat üzerinden manuel olarak yap. Saati cep telefonunuzla eşleştirdiğiniz anda saat ayarı otomatikman yapılıyor. Saatte Türkçe menü yok. E şarja takılması nasıl yapılıyor? Onunla ilgili sorular var. Saatin bakın şu alt kısmında. Görmüş olduğunuz gibi batarya işareti bulunmakta sevgili arkadaşlar şurada ok işaretiyle gösteriyor bakın şurada. Bunu çıkartırken kranların olduğunu duydum okudum yorumlarda ve doğru çok haklısınız kırılabilir. Söküp takarken dikkat edin arkadaşlar şu istikamette çıkartıp takacaksınız. Şu şekilde yapıyorum ben. Şu yanlardan geniş olan kısımdan şöyle bastırıyorum şöyle şöyle sağa sola yaparak. Bakın şu ekran kısmına da şöyle parmağınızı koyun arkadaşlar. Şurası çünkü ayrılıyor. Fazla zorladığınızda bakın şu şekilde çıkartıyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi bayağı zor sevgili arkadaşlar çıkartması. Söylediğim gibi kırılma riski var. Bunu çıkarttıktan sonra şarja nasıl takılıyor onu göstereyim sevgili arkadaşlar. Ee, şarj cihazınızın bakın şu iç kısmını görüyor musunuz arkadaşlar? Şu arka tarafı boş. Yani şu yeşil tırnaklara bakın. Sizin cihazınızda beyaz da olabilir. Bunlar mavi de olabilir sevgili arkadaşlar. Bu şarj cihazı 3 amperlik bir şarj cihazı olduğu için sevgili arkadaşlar bunun rengi farklı. 5 volt 3 amperlik bir şarj cihazı. Görmüş olduğunuz gibi şu yeşil plastik parçaların üzerinde pinler var sevgili arkadaşlar. Yani şu üzerinde görmüş olduğunuz, saatin üzerinde görmüş olduğunuz şu bakır iletkenlere temas etmesi gereken şarj noktaları. Bunu görmüş olduğunuz gibi bu şekilde takmanız gerekiyor. Böyle takarsanız saat şarj olmaya başlıyor sevgili arkadaşlar. Şarj olurken de ekranda yeşil bir pil işareti çıkıyor ve şarj olmaya başlıyor. Daha sonra eğer bunu ters takacak olursanız şu şekilde şarj edemezsiniz sevgili arkadaşlar temas etmeyeceği için. Eğer şarj olmuyorsa zaten ekranda bir uyarı çıkmayacaktır. Hemen saati ters çevirin. Zaten iki alternatif var. Üçüncü bir alternatif yok sevgili arkadaşlar. Yani şu şekilde takamazsınız zaten. Bu şekilde taktığınızda saatiniz şarj olmaya başlayacaktır. FitPro bağlantısı için de sevgili arkadaşlar FitPro bağlantısı içinde de saatin mutlaka şarjının %100 dolu olması gerekiyor. Evet Şimdi saatimizi telefonumuzla eşleştirmek için telefon ekranına geçiş yapalım. Evet arkadaşlar